Emekli Amiral Türker Ertürk, HDP'nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın Türkiye için bir şans olduğunu söyledi. Ertürk, HDP'nin Türkiye Partisi olma yolunda yöneticilerine büyük sorumluluk düştüğünü kaydederek, "Biz de onlara doğru adım atmalıyız ki onlar da Türkiye'nin partisi olma yolunda adım atsınlar," dedi. Ertürk, Halk TV'de katıldığı programda Demirtaş'ın Türkiye için bir şans olduğunu, HDP'nin Türkiye Partisi olma yolunda büyük katkılarının olduğunu belirterek, kendilerine düşen sorumluluğun da yerine getirilmesi gerektiğini söyledi. Ertürk, şunları söyledi. "Demirtaş'ın Türkiye için bir şans olduğunu düşünüyorum. Demirtaş niye şans Türkiye için, HDP Türkiye'nin partisi olma yolunda ciddi hamleler yaptı. Bundan sonra da yapabilir, bunun emarelerini görüyorum. Biz de adım atmalıyız. Biz halk olarak zaten HDP'nin Türkiye partisi olmasını istiyoruz. Tabii ki Demirtaş'a, HDP'nin yöneticilerine bu konuda büyük sorumluluklar düşüyor ama bize de düşüyor. Biz de onlara doğru adım atmalıyız ki onlar da Türkiye'nin partisi olma yolunda adım atsınlar." Belirleyici Demirtaş. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı bu şansı yok etmeye çalışıyor. Ne için? Çünkü bugün Kürt oyları üzerinde belirleyici olan Demirtaş. Ben bölgeyi gezerken bunu gözlemlemiş biri olarak söylüyorum, sadece okuduklarıma dayanarak değil. Seçim kazanabilmek için, PKK lideri Abdullah Öcalan'la, artık Kürt oylarında belirleyici olma özelliğini kaybetmiş Kandil'le, şimdi de PYD'yle, bir şekilde üçlü kıskaçla Demirtaş'ı itibarsızlaştırmaya çalışılıyor. İktidar, bir şekilde bu işe ABD'yi de dahil ederek Kürt oylarını mobilize etmeye çalışıyor. Pençen Kılıç operasyonuna dair açıklama yapan Selahattin Demirtaş, "Korkmayın, siz de söyleyin, savaşa hayır," dedi. Edirne cezaevinde tutuklu bulunan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Taksim saldırısının ardından TSK'nın düzenlediği Pençen Kılıç operasyonuna dair açıklama yaptı. Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti. "İstiklal'de kırlı bir organizasyonla bomba patlatacak, masum insanları katledecekler. Bu vahşi terör saldırısının altındaki gerçekleri sorgulayanları susturmak için, onları terör yandaşı ilan edecekler. İstiklal'de katledilen kardeşlerimiz üzerinden doğan acıyı ve öfkeyi istismar ederek Kürtlerin başına bomba yağdıracaklar. Bu kırlı senaryoya vatan savunması deyip milli duyguları kabartarak oy devşirmeye çalışacaklar, şaşkın muhalefeti de peşlerine takacaklar. Savaşı desteklemeyenleri vatan haini ilan edecekler. Elinizi vicdanınıza koyun ve Allah rızası için doğruyu söyleyin, hakikat bu değil mi? Bu basit ve hazin denklemi çözmek çok mu zor? Türk'ü Kürt'e, Kürt'ü Türk'e kurban etmeyeceğiz, kırlı savaş politikalarına teslim olmayacağız, el ele verip büyük bir barış, kardeşlik, huzur, refah toplumu olacağız, yaşasın barış demek çok mu zor? Bakın bunca haksızlığa ve zulme rağmen biz söylüyoruz, korkmayın, siz de söyleyin, savaşa hayır." HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın, kalp krizi geçiren babası Tahir Demirtaş ile görüşmek için dün gece Diyarbakır'a getirildiği öğrenildi. Amide Haber'den İlyas Akengi'nin haberine göre, Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş, kalp krizi geçirdi. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Tahir Demirtaş, ilk müdahalesinin ardından yoğun bakıma alındı. Tahir Demirtaş'a bypass ameliyatı yapılacağı öğrenildi. Edirne cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, sabaha doğru saat 04:00 sıralarında yoğun güvenlik önlemleri altında Diyarbakır'a getirildi. Demirtaş, yoğun bakım odasında babası ile görüştürüldükten sonra Edirne'ye götürüldü. Avukatlarından açıklama. Öte yandan, Demirtaş Savunma Grubu, adına avukatlarından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi.
müvekkilimiz Sayın Selahattin Demirtaş'ın anne ve babası, peş peşe geçirdikleri ani rahatsızlıklar nedeniyle Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmışlardır. Sayın Demirtaş'ın annesi Saideye Hanım, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından taburcu edilmiş, babası Tahir Bey ise halen kardiyoloji yoğun bakım servisinde tedavi altındadır. Yakınlarının hayati tehlike taşıyan hastalıkları nedeniyle müvekkilimiz Sayın Demirtaş, yasaların kendisine verdiği hak çerçevesinde alınan izinle, 12 Kasım gecesi Edirne cezaevinden Diyarbakır'a götürülmüş, babasını kısa bir ziyaret sonrasında tekrar Edirne cezaevine götürülmüştür. Emeği geçenlere, tüm sağlık ekibine müvekkilimizin ve ailesinin teşekkürlerini iletiyor, kamuoyunun bilgisine saygı ile sunuyoruz. Ana karakterinin ismi de Seher olan, Shards of Her isimli dizinin yönetmen koltuğunda Çeheoli'nin oturuyor. Gizem ve gerilim türüne dahil olan dizinin başrollerinde ise, H.S.U. Wayne'in, Toby Lee ve Alyssa Chihaya yer alıyor. Diziyi gündem haline getiren ayrıntı ise, ilk bölümünde birkaç kez eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın Seher isimli kitabının Çincesine yer verilmesi oldu. Bir sahnede erkek başrol oyuncusu Seher ismindeki ana karaktere Demirtaş'ın kitabını tanıtarak, "Bu kitabın ismi de Seher," diyor. İktidara yakınlığıyla bilinen yayın organları ise Demirtaş'ın kitabına birkaç sahnede yer verilmesine tepki gösterdi ve bunu teröre destek olarak lanse etti. Netflix şimdi de teröre destek vermeye başladı. Takvim gazetesi, "Netflix şimdi de teröre destek vermeye başladı," diyerek haberi sundu. Yeni Akit, haberi, Netflix'ten teröristlerin güzellendiği o kitaba destek, başlığıyla verdi. Haberin başlığı ise, bu kez de Selahattin Demirtaş güzellemesi terörden hapis yatan HDP'linin Seher adlı kitabına reklam oldu. Yeni Şafak, dizideki kitap ayrıntısını, HDP'nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın teröristleri güzellediği Seher adlı kitabın reklamı yapıldı, cümleleriyle sundu.